Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün yine sizler için, yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, yine sizlerin çok merak ettiği, yine bireyselden kolektife geçen ve sizlerin bu ara demek ki çok merak ettiğiniz bir soru olduğunu düşündüğüm "Beni özledi mi?" açılımı yapacağız hep birlikte. Bakalım bakalım aklınızda, kalbinizde, gönlünüzdeki kişi, o sevdiğiniz kişi sizi özlemiş mi? Bakalım kartlardan size nasıl mesajlar gelecek? Hep birlikte bir bakalım bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına, şifa alması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ay nasıl böyle uçtular kartlar, enteresan. Evet bakalım şöyle, demek ki niyet ettiğiniz kişi daha başlamadan mesajıyla geldi. Diyor ki benim diyor kafam zaten çok karışık, ne yaptığımı bile bilmiyorum diyor bize mesaj olarak. Evet, şimdi şöyle güzelce bir kartlara bir odaklanın, rezone olun. Önce kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde kim varsa, hani o sizi özleyip özlemediğini merak ettiğiniz kim varsa onun niyetinizi alın. Bir sorun bakalım, beni özledin mi diye. Ondan sonra tabii ki her zaman olduğu gibi bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmayacaksınız. Tabii ki kendinize göre, kendi hikayenize göre olan kısımları alacaksınız. Eğer ki ben daha kendime ait, daha net cevaplar arıyorum diye düşünüyorsanız da tabii ki 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve tesadüfen de olsa eğer ki kanalıma denk geldiyseniz ve dediyseniz de evet benim Makbuş ablayla enerjim uyuşuyor, onun kanalından gelen mesajlar bana çıkıyor, ben yaşıyorum diyorsanız da lütfen kanalıma abone olarak, tabii ki bildirimleri açarak, yorum ve beğeni bırakarak bana destek verirseniz, benim yanında olursanız da beni çok mutlu edersiniz ve tabii ki enerjimizin ve kolektifimizin içinde olursunuz. Şimdi hemen bakalım ne yapıyoruz? Kolektifime en doğru cevapları verebilmek niyetiyle size hemen kartlarınızı seçiyorum. Aklımdaki kişi beni özledi mi sorusuna niyet aldım ve ilk olarak kedi destemden kartlarımızı seçtim. Bakalım gelen cevaplar neler olacak. Şöyle bir şöyle alalım, koyalım. Evet. Şimdi hemen diğer kartlarıma niyet alalım. Diğer desteme ya da şunu alalım bakalım. Evet bakalım, melek kartlarımızdan niyetimi alıyorum. Aklımdaki kişi beni özledi mi sorusuna, evet, diğer destemden hemen şöyle niyetimi aldım. Kartlarınızı seçiyorum. Bakalım. Evet, şöyle kartlarımızı seçtik. Yine kartlarıma, ben kartları seçerken de odaklanıp rezone olabilirsiniz. Ya da hepsini seçtikten sonra videoyu durdurarak da enerjinizi gönderebilirsiniz. Evet. Ve son destemiz. Şöyle melek kartlarımız yine.
haberci kartlardan bakalım özleyip özlemediğine dair haberleri bir alalım. Bakalım durum neymiş. İki tane geldi. Şimdi ikisini de alacağım tabii ki. Çünkü mesajıyla geldi. Demek ki orada kolektif enerjime söylemesi gereken bir mesaj var ki kart bize geldi. Hadi bakalım hazır mısınız canım gönül dostlarım? Bakalım aklınızdaki kişi size özledi mi? Ne oldu ne bitti? Bütün mesajları kolektif enerjime en doğru şekilde vermeye niyet alarak kartlarınızı açıyorum. Şimdi gelen ilk mesaj her zaman olduğu gibi tabii ki zaman vererek başlayacağım. Geçtiğimiz 10 zaman dilimi içerisinde. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren biliyorsunuz zamansız zamanla niyetli videolarım. Ben zaman vermediğim sürece bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bir geriye gidin bakalım. 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi, 10. ay ya da 10'lu bir tarihten beri aranızda bir yıkım, bir olumsuzluk ya da bitmiş ya da ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olan bir kişiye niyet alınmış burada. Yani bu niyet aldığınız kişi de eşiniz, sevgiliniz, flörtünüz, eks partneriniz, karmaşık ilişkiniz, platoniğiniz ya da belki de yakınınız, arkadaşınız olabilir. Artık hep ne diyorum ben? Sizin niyetiniz önemli canım gönül dostlarım. Niyet önemli. Niyetinize kimi koyarsanız burada onun cevabını alırsınız. Şimdi niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı yine gerçekten aranızda hani bir yakın bir olumsuzluk yaşanmış ama bir de bunun yanında sizinle ilgili böyle ona kin, öfke ya da nefret besleyen bir üçüncü kişi geldi. Şimdi bu üçüncü kişi sizin ilişkinizi bilen ve onaylamayan ailesi olabilir, akrabaları olabilir, iş arkadaşları olabilir, okul arkadaşları olabilir ya da aslında hayatında biri vardır da belki sizden şüpheleniyordur da hani bilir ya da bilmez ama burada bir şekilde niyet ettiğiniz kişinin hayatında bir ilişki olmasını istemeyen sonuç itibariyle bir kişi burada maalesef ki var. Şimdi burada bu kişiden bağlantı biraz bu kişiden de kaynaklı sıkıntılar yaşandığı mesajıyla da devam etmek istiyorum derken bir de burada maddiyatla bağlantılı bir problem gözüküyor. Şimdi aranızdaki ilişkide belki sizden onun maddi anlamda bir alışverişi olmuştur ya da o size maddi anlamda destek vermiştir gibi hani yine kendi hikayenize göre burada alın. Vardır ya da yoktur olanlar için söylüyorum. Hani hep diyorum ya arkadaşlar bakın bunlar kolektife hitap ediyor. Birinizde olan birinizde olmayabilir. Bu yüzden dolayı da hani siz kendinize ait olan kısmı alın diyorum. Çünkü burada maddiyatla bağlantılı da aranızda bazı sorunlar ya da problemler yaşandığını ve bu aslında maddiyatla da ilgili bir şeyleri bahane ederek, onları öne sürerek sizinle bir iletişime ve anlaşmaya gelmek isteyeceği mesajı geldi çünkü. Onu onunla birleştirerek tabii ki kolektifime ben de iletmek zorundayım. Şimdi bakın burada niyet ettiğiniz kişinin aslında hani bahanelerle gelmesi şöyle de bir şey. Sizi gerçekten çok özlemiş. Bakın güçlü bir karakter. Niyet ettiğiniz kişi gerçekten çok güçlü bir karakter. Burnu düşse almayan, onurlu, gururlu, aç kalsa açım demeyen, asla belki de duygularını dile getirmeyen, ketum yapıda bir kişi olabilir. Ama ve lakin siz söz konusu olduğunuzda ya da sizi düşündüğünüzde gerçekten zayıf ve güçsüz olduğunu net bir şekilde kartlar zaten söylüyor. Ve sizinle bu onlu zamandan beri eğer dargınlık, kırgınlık ya da bir mesafe ya da bir yıkım, bir bitiş yaşadıysa o zamandan beri de sıkıntıda olduğunu, üzüldüğünü ve hatta hani dedim ya bu ilişkiyle ilgili böyle öfke duyan ya da kin duyan biri ya da birileri var ise de onlarla da arasında sorun ve problem yaşadığını da söylüyor kartlarım. Yani burada genel anlamda gelen mesaj
sizi özlediğine dair. Bakalım melek kartlarımdan nasıl cevaplar gelecek. Evet, gördüğünüz gibi kalbinin sesini dinliyor şu an niyet ettiğiniz kişi ve kalbinin içinde de sizinle bağlantılı sevgisinin hala bitmediğini söylüyor. Burada kendi içinde sizinle ilgili bir şeyleri ölçüp biçtiğini, tarttığını, hatta bir yol aradığını söylerken yine kartlarım şunu der ki tam olarak ne yapması gerektiğini aslında biliyor ama ve lakin bu aralar sizinle bağlantılı, sizi özlemesine rağmen bakın burada da geldi. Kariyer ya da maddiyatla bağlantılı bir konunun üzerine daha çok eğiliyor niyet ettiğiniz kişi. Ve bu süreç içerisinde de çok yoğun bir şekilde çalıştığını ve bir şekilde sonuca gitmek istediğini ve bu sonuca giderken de aslında sizinle de iletişime ve bir temasa geçmek niyetinde olduğunu da mesaj olarak alıyoruz. Burada kararsızlıkları olabilir, ikilemler içerisinde kalabilir, belki de bir seçim yapmak zorunda da olabilir. İşte sizinle işi arasında olabilir, sizinle bir başkası arasında olabilir gibi gibi gibi. Ama burada aslında sizinle bağlantılı da daha birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu, yani sizinle birlikteyken, sizinle ilişkisi süresince yaşadığı uyumu ya da güzelliği başka hiç kimse de bulamadığını da söyleyebilirim. Yani bir başkasıyla eğer hani böyle yara bandı olarak geçici ilişkiler kurduysa ya da iletişime girdiyse burada sizinle olduğu gibi duygusal bağlamda bir şeylerde netleşemediğini, kararsız kaldığını söyleyebilirim. Çünkü bakın burada yeni bir duygusal durum içerisine girmek istese de iç sesindeki ve hislerinde sizinle bağlantılı olduğu gibi mutlu olamadığını verirken bakın burada hak ve adalet arayışı da var ve kafasında zaten bu konuda da mahkemeyi çok fazla yapmış. Bir tarafı bir dünya, bir tarafı başka bir dünya. Hani belki sizi özlediği için size olan hasretini, özlemini gidermek adına telafi etmek istemiş olabilir. Bakın burada hani illa bunu bir ilişki olarak da düşünmeyin. Bir iletişime girmiştir, bir sohbet muhabbet ortamına girmiştir gibi 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 düşünün. Ama velakin yine de sizden yana ağır bastığını söyleyebilirim. Bakın çok şeyin bu aralar niyet ettiğiniz kişinin farkında olmadığını ya da sizin ona olan özleminin de sizin farkında olmadığınızı düşünürken kendi içinde bir temizlenme ve arınma sürecine girmiş ve bakın niyet ettiğiniz kişinin aslında sizi ne kadar özlediğini fark edeceksiniz ya da öğreneceksiniz. Sadece burada işaretleri takip edin ki bakın ne kadar net bir dönüş kartı gelirken. Evet. Şimdi burada eril enerjinin yükseldiğini, şimdi niyet edilen kişinin eril enerjisi yüksek bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Yani siz bir erile niyet etmişsiniz. Demek ki dişil kolektifim daha yoğunlukta. Ama burada yine şunu da söyleyebilirim. Belki de niyet ettiğiniz kişiyle ilgili eril enerjinizi yüksek tutmuş olabilirsiniz. Yani bir erkek gibi hani bütün görevleri siz yerine getirmiş olabilirsiniz. Bir sürü aslında onun yapması gereken şeyleri siz yapmış olabilirsiniz. Bundan kaynaklı da belki de niyet ettiğiniz kişinin sizi özlemesine rağmen nasıl olsa her işi kendisi görür, kendisi halleder mantığıyla sizden mesafeli kaldığını söyleyebilirim. Ama burada bir dönüşüm beklediğini de söylüyor kartlarım. Bakın büyük hayallerle geldi. Niyet ettiğiniz kişi sizi özlüyor.
net olarak özlüyor. Ama ve lakin sizin gerçekten güçlü bir duruşunuz olduğundan, belki de ona ihtiyacınız yokmuş gibi davrandığınızdan ya da konuştuğunuzdan, artık her neyse, sizden aslında bir dönüşüm beklediğini, bir değişim istediğini görüyoruz burada. Demek ki büyük hayallerle, büyük niyetler ve düşünceler içerisinde olduğunu da söyleyebilirim niyet ettiğiniz kişinin. Ve buyurun size aşk. Aşkla geldi arkadaşlar. Aşk. Aşk melekleri senin için çalışıyor. Evet, tutkulu bir birliktelik istiyor. Ve şu anda alma verme dengende bir blokaj var. Bakın az önce ne söyledim. Alma verme dengenizi nasıl bozmuşsunuz? O kadar güçlü durmuşsunuz ki sanki ona hiç ihtiyacınız yok gibi. Belki de onun yapması gereken işleri bile siz yaptığınız için burada alma verme dengenizin bozulduğunu ve bir blokaja uğradığınızı söylerken, bakın adalet ve mahkeme kartı her iki desteden, alın buyurun gene enerjilerimizin gücünü görün. Burada evet, niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir döngü sona ermek üzere. Evet. Asıl büyük mahkemeyi, asıl büyük adaleti, niyet ettiğiniz kişinin sizi aslında ne kadar özlediğini, ne kadar hasret kaldığını fark ederek ya da görerek yaşayacaksınız. Ve buyurun pişmanlık. Demek ki özleminin içine bir pişmanlık da karışmış niyet ettiğiniz kişinin ve yaptığı hatalarında farkında. Şu an bir şifalanma sürecinde. Ruhunu dinlendiriyor olabilir, şifalanma ve arınma süreci içerisinde olabilir. Ama zaman zaman da böyle kurban psikolojisine girip kendisine ajitasyon da yapıyor olabilir. İşte aslında ben haklıydım da ben işte bu durumda, bu ayrılıkta, dargınlıkta, kırgınlıkta ya da bu mesafelerin aramıza girmesinde aslında ben haklıydım ama işte sen benim haklılığımı kabul etmiyorsun düşüncesi mantığında olup, yani o kurban psikolojisine girip ajitasyon yapıp aslında sizi özlemesine, size karşı hasret duymasına rağmen kendine haklı çıkarma savaşı içerisinde olduğunu da söylüyor kartlarım derken, evet, kendi içinde nasıl bir mücadele ve savaş verdiğini görüyorsunuz. Ve bakar mısınız, ısrarla gelen kart yalnızlığı temsil ediyor. Evet, burada aslında o kadar güzel bir mesaj geldi ki, şimdi niyet ettiğiniz kişi sizi nasıl özlemesin? Bakın burada diyor ki, evet, belki size karşı olan özlemiyle de kendi içinde, kendi ruh halinde bir mücadele ve savaş veriyor ama en önemlisi şu kart. İyi gün dostları, şu anda belki de sizden ayrı olduğu süreçte ya da sizden mesafeli olduğu süreçte sıkıntı yaşıyor olabilir, üzüntülü sorunlar yaşıyor olabilir. Ama o yanında olan iyi gün dostları şu sürecinde yanında olmadığı için de kendini çok yalnız hissediyor. Aslında etrafında ne kadar sahte insanlar olduğunun farkına varmış. Ve bu arada bunu da çok ciddi ciddi düşünüyor. Hani burada belki hayatında biri de olabilir ama demek ki onun üzüntülü, sıkıntılı anında sizin ona gösterdiğiniz belki de ilgiyi, sevgiyi, şefkati ya da merhameti şu an hiç kimse de göremiyor. E bu da zaten direktman ne oluyor? Size olan özlemi ve hasretini kabartıyor. Yani daha da ikiye katlıyor diyebilirim. Yani velhasılı kelam, niyet ettiğiniz kişi, canım gönül dostlarım, çatır 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 sizi özlüyor. Hem de gerçekten samimi duygularla. Evet, gelen mesajlar bunlardı. 777 enerjisiyle aldım, kabul ettim ve mühürledim. Kolektifime şifa olması niyetiyle yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.